Türkiye bugün tarihe tanıklık etti. Fethin sembolü Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya Camii Şerifi bugün yeniden cemaatine kavuştu. Dört minareden dört müezzin ezan okudu. Minbere kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı tarihi cuma namazını kıldırdı. 1500 yıllık Ayasofya'da yeni dönem bugün resmen başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elif Lam. Eller duaya açıldı. Cemaat 1500 yıllık Ayasofya'yı kebir cami-i şerifi kubbesi altında secdeye vardı. 86 yıllık büyük hasret bugün böyle bitti. Her şey dünden hazırdı. Zemine turkuaz halılar serilmiş, minbere Fethin sembolü yeşil sancaklar asılmış, yüzlerce yıllık resim, tasvir ve mozaikler perdeleme sistemiyle kapatılmıştı. Önceden belirlenen isimler yoğun güvenlik önlemi eşliğinde sabah 10'dan itibaren içeri alınmaya başlandı. Saat 12 civarında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la camiye giren Cumhurbaşkanı Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi. Sonra da Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okudu. O anları dışarıdakiler dev ekranlardan, milyonlar da canlı yayında ekranlardan izledi. Hemen ardından Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 ayrı müezzin önce sela, sonra ezan okudu. Osmanlı'dan kalan kılıç geleneğiyle minbere çıkan Diyanet İşleri Başkanı cuma hutbesi okudu. Ayasofya'nın ibadete açılması, iman ve vatan sevdasını her şeyin üstünde tutan aziz milletimizin köklerinden aldığı manevi güçle sağlam bir istikbali inşa etme azmidir. Ali Erbaş hutbenin ardından tarihi cuma namazını kıldırdı. Allahu Ekber. Emine Erdoğan da kadınlara ayrılan bölümde namazına eda etti. Kabul eyle Allah'ım. O namazın ardından yaklaşık 1000 yıl kilise, 500 yıl cami, 86 yılda müze olarak hizmet veren UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Ayasofya'da yeni dönem bugün resmen başladı. Allahu Ekber.